Fındık sezonunun açılması Düzce'de şenlikle karşılandı. Merkeze bağlı Yörük köyünde düzenlenen şölende, Düzce'nin yöresel lezzetlerinden abaza peyniri çeşitleri, yerli üretim fındık çeşitleri, tatlılar ve el yapımı sepetlerin sergilendiği standlar kuruldu. Şenlikte konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, kentin 750 bin dekar tarım arazisinin %85'inde fındık üretimi yapıldığını belirtti. Ekili alan itibariyle Düzce en büyük 6. fındık ekim alanına sahipken, üretim noktasında Düzce daha münbit bir alana sahip olması nedeniyle Türkiye'deki fındık üretiminde 4. sırada olan vilayetiz. Yıllar ve mevsim koşulları itibariyle asgari 50 bin ton, maksimumda ise 100 bin tonu aşan rakamlarda fındık üretimimiz söz konusu. Köylerimizi gezerken, çiftçilerimizle temas ederken onların güzel bir yaklaşımı, umutlu bir yaklaşımı oldu. Bu sene inşallah var yılı denildi ki Tarım Bakanlığımızın gözlemleri, ölçümlemeleri o var yılının altını dolduracak gibi 95 bin ila 100 bin ton arası. Borsa Başkanımızın ifadesiyle de 110-120 bin tona kadar çıkabileceği şeklinde umudumuz baki. İnşallah 120 binli rakamları görürüz. Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun da fındığın Karadeniz bölgesinin en önemli tarımsal ürünü olduğuna vurgu yaptı. Fındık Karadeniz bölgesinin en önemli tarımsal ürünü ve Düzce için büyük bir ekonomik ve kültürel öneme sahiptir. Bugün üreticilerimizin bahçesinde hasat işlemlerini gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı günde yıl boyunca özenle yaptığı budama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, yabancı ot temizliği gibi pek çok kültürel işlemden sonra şimdi ürünü hasat etmeye ve pazara sunmaya hazırlanıyoruz. Konuşmaların ardından Vali Aslan ve protokol üyeleri standları gezerek yöresel ürünlerden tattı, fındık hasadı yaptı.